Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i değerlendireceğiz. Chiliz'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Sabır coin'imizde son durum nedir? Projesi nasıl gidiyor? Gelişmeler var mı? Bunlara bakacağız. Uzun vadeli grafiği ne durumda? Bunu da anlamaya çalışacağız. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Chiliz'de şu alanda bakın bu, alan, bu alanın çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Hatırlayın hatta burada 1618 SMA'nın tam oraya geldiğini söylemiştim sizlere hemen buradan açmak istiyorum. Bakın noktasal olarak test geldi ve buradan alanlar çok güzel bir şekilde karını yaptı aslında. Ve şu anda da aslında çiliz için en kritik desteğimiz 0.1574 bandı. Ve burası kırılmadığı sürece Chiliz'de daha aşağısını beklemeyeceğiz. Burası bizim önemli bir desteğimiz. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Peki bunu kapatıyorum arkadaşlar. Peki ne görüyoruz burada derseniz şunu kapatalım. Şu an şu 0.20-21 aralığında oyalanıyoruz. Yani burada bir destek aldığımız bir lokasyon vardı. Burayı bir türlü kıramıyoruz. İğne attık. Bakalım burayı kırabilecek miyiz? 21 seviyesi üstünde bir kapanış gelirse arkadaşlar 23 ve e, 24-68 seviyelerine doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Bakın burası aynı. Şurada kaybettiğimiz bir trend vardı hatırlayın. Burada direkt olarak destek alıyorduk, destek alıyorduk, destek alıyorduk. Artık bizlere direnç oynayabilecek bir seviye. Ve buraya birçok indikatör de geliyor. Hemen onları sizlere göstermek istiyorum. Şunları bir silelim. E, ardından hemen şunlara bir bakalım evet. Burada bakın tam olarak şu trendi 0.25 bandına bir sürü EMA ribbon geliyor. Yani burada aslında 21 bandını alırsak burada 25'lere doğru bir atak yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Fakat bu 25 bandı bizi çok zorlayacak arkadaşlar. Yani burada ne olabilir? Trendi kaybettik. Trendi test artı biraz daha gevşeme şeklinde hareket tarzı görebiliriz. Yani ne zaman bu 25 seviyesini kazanır ve şu trendin üstüne oturmayı başarırsak Çiliz'de asıl artışları o zaman göreceğiz. Hemen burada yeniden 0.36 dolaylarına doğru hızlı bir şekilde çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yani 0.36 seviyelerini hedefleyeceğiz. Ama öncelikle dediğim gibi şu alan çok kritik. Bu alandan bir red yiyebiliriz arkadaşlar. Evet şunu bir alalım. Şu alandan bir red yiyebiliriz. Yani 25 alandan bir kere daha red yiyip yeniden aşağıya uğrayabiliriz. Bu alanı bakalım dikkatli izleyeceğiz. Birçok EMA Ribbon'da o alanda bulunuyor. Peki hemen bunu bir kapatalım. Bollinger bandına bakalım. Bakın Bollinger bandı da Yine aynı şekilde 0.25 bandına e, tam üstüne geliyor. Burada aşağıdan kaybettiğimiz trendi de işaretliyor aslında. 0.25 önemli şu anda. İşim oku bulutuna bakıyorum tam buraya yapışmış aslında. Ve ilk iğne yediğimiz alan da burasıymış hatta bakalım. Evet şu an 0.22 bandını önemsediyor bizlere. Bunu da takip edebiliriz. Ardından SMA Aribin'e bakıyorum. Bakın ne kadar önem, önemsenen bir yer aslında. 0.25'i kazandığımız takdirde asıl önümüz açılacaktır. Bakın bu kırmızı bandı bir türlü kazanamıyorduk. İğne atıyorduk, iğne atıyorduk, geri dönüyorduk. Ve burada kazanmayı başardık. Artık hedeflerimiz 0.25. Burayı da kazanırsak artık 0.36'lara doğru, 30.36'lara doğru hızlıca hareket edebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Peki burada hacimli bölgeye baktığımız zaman da bakın hacimlerin bu alanda ne kadar yoğunlaştığını sizler de görebiliyorsunuz 0.25 o kadar zorlu bir alan ve istüren stop ne, nereden biridir sattı aslında. Ya yani buraya aşağı doğru geliyoruz satta. Bakın buraya bir daha çarpıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz ve burada 0.25'i kazanırsak bu istüren st e, stop'u da aslında ala çevireceğiz. Bakın burada ne olmuştu? Ala çevirdik. Bir aşağı doğru az biraz geri çekildi ve pump yapmıştı. %130'luk bir pump yapmıştı. Yani çok güzel bir artış gelmişti. Bakalım burada da bunu ala çevirmeyi başarabilecek miyiz? Yani 0.25'i kazanırsak hem bunu alırız hem şu aşağıdan gelen trendi kazanırız. Ve yukarıya doğru ben daha da sert hareketler beklerim çiliz açısından. Dediğim gibi şu anda destek bandımızda 0.15.74. Burada gezinebiliriz fakat burayı kırmadığımız sürece bana kalırsa bir sorun yok. En sonunda da bu 25 seviyesini kırabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki ee, burada bir Golden Dead Cross'a bakalım. Golden Dead Cross'a bakın bu da tam yine aynı seviyeye denk geliyor. Yani ne kadar önemli olduğunu bence çok daha iyi anlamışsınızdır. 1618 SMA'da bu alanda 0.33 bandlarını bizlere işaret ediyor. Yani 25'e alırsak direkt olarak bu alana doğru çok daha hızlı bir atak yapabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu alanda çiliz açısından bunları söyleyebilirim. Kısa vadede şöyle bir direnç alanınız var. Sonrasında 0.36 bandını izlemeye devam edeceğiz. Bunları söyleyebilirim ve RSI bandında da kırılımın gelmiş olması gayet güzel ve hacim olarak da biraz biraz toparlanmaya çalışıyoruz. Yani biraz biraz şurada bakın çok daha düşük bir hacim var. Şu an azar azar toparlanmaya çalışıyoruz. Bakalım hacimlenme ile birlikte de hareketler daha da şiddetlenecektir. Peki devam edelim. Uzun vadeli grafik ne durumda? Uzun vadeli grafiğimizde bu 3 tane turuncu çizgiyi devam ettiriyorduk. Hatırlayın arkadaşlar bu 3 tane turuncu çizgiden biz 0.42 bandını önemsiyorduk. Ve burayı kırmadığımız sürece hedeflerimiz bulunuyordu. Fakat maalesef burayı kırdık arkadaşlar. Ve burayı kırmamızla birlikte genelde çiliz bunları retest hamlesi yapıyor. Ve çiliz hala bunu retest'e gitmedi. Yani bu retest hamlesini bekliyoruz. Yani kaçmak isteyenler, kısa vadede düşünenler, biraz artık zarardan çıkayım, kurtulmak istiyorum diyenler burada retest hamlesini bekleyecek açıkçası. Yani ne oluyor aslında bakın burada aşağı doğru kırılıyor, test ediyor aşağı doğru düşüyor. Test ediyor aşağı doğru düşüyor. Peki burada test edecek mi? Bakalım. Test etmesini ben bekliyorum açıkçası. Peki neler olabilir? Burada kısa vadede hangi seviyeleri izleyeceğiz? Öncelikle arkadaşlar burada dıştan gelen bir düşen trendimiz var. 0.30 seviyesini gösteriyor. Ardından burada bakın takip ettiğimiz çok güzel bir bant var. O 0.51 seviyesi ve 0.94 de aslında burada diyor ki retest yaparsan benim geleceğim lokasyon. Ve bu retest ne kadar gecikirse o kadar bizim faydamız olacaktır. Bitcoin ne zaman bir dönüş sağlarsa bu retestin de gelebileceğini anlayabiliriz. Bu yüzden Bitcoin'in videolarını da izlemek önemli. Yani piyasa döndüğü zaman aslında biz Chiliz'den de yavaştan toparlanmalar göreceğiz. Ve Chiliz proje olarak da biliyorsunuz Sandbox'la anlaşma yapıyor. Bakın bu çok önemli. Kendini Meta'ya entegre etmeye çalışıyor. O konuya birazdan yine değineceğiz. Bunları söyleyebilirim. Ve ben uzun vadeli olarak da yine 15-16 dolarların gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Yani 2024 yatırımcısı olarak Chiliz'i elimde tutan biri olarak ben hala 15-16 dolarların gelebileceğini düşünüyorum. Ve e her zaman bu söylemler geldi. Hemen onlara da değineceğiz. Hatta şu an için kısa vadeli hedeflerimiz dediğim gibi 0.30.51.94. Buralar gelirse arkadaşlar sizlerle paylaşırım zaten. Burası retest oldu çıkmak isteyen çıkar şeklinde. Yani ben bu seviyeleri bekliyorum. Buralar bana göre Çiliz'in çok ölü noktaları yani. Ölüm ölüm gibi bir şey yaşamış Çiliz şu anda. Ve buradan satış aramak bana mantıklı gelmiyor. Peki hemen burada direkt olarak bir projesine birlikte bir bakalım. Şu anda 78. sıraya geldi. İlk yüzden en azından çıkmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani 78. sırada devam ediyor ve ben daha da ileriye gidebileceğini düşünüyorum. Burada birçok kulüple anlaşma yaptığını görebiliyoruz ve yeni ekip üyeleri ekliyorlar. Bakın buna dikkat edin. Ve yeni ekip üyelerine baktığımız zaman bunların sanal gerçeklik veya metaverse alanına ilgi duyan veya o tarz işle, işlerde çalışan kişiler olduğunu görebileceksiniz. Yani aslında Çiliz bir şeyler yapıyor gizleden gizleden ve ben bu gizleden gizleden yaptığı işleri Bitcoin'in toparlamasıyla birlikte duyuracaklarını düşünüyorum. Yani şu an duyursalar bile Bitcoin tam olarak kendini güvenli bir alana atmadığı için bunlar boşa gidebilir arkadaşlar. Yani güvenli bir zamanı bekliyorlar ve bakalım umarım o zamanda da paylaşırlar bunları. Burada da görüyorsun zaten. Alexander Dreyfus zaten The Sandbox ile anlaşma yoluna giriyor. Kendini metaverse'e entegre edecek. Yani bu da gayet güzel ve The Sandbox ile yapması da gayet güzel. Yani farklı hiç duyulmamış Metaverse coinleriyle hiç böyle deneyimi olmayan Metaverse coinleriyle de yapabilirdi. Fakat Alex burada güzel bir tercih yaptı. Bunu duyurması kaldı dediğim gibi zaten Metaverse'ün ben bu yıl önderlik yapacağını düşünüyorum. Ve Chiliz de kendisini buna hızlıca entegre etmeye çalışarak belki de buradaki trendin test edilmesini sağlayacaktır. Bunu da paylaşacağım sizlerle. Fakat benim uzun vadeli cüzdanlarımı ne zaman bozmayı düşünüyorum? Uzun vadeli çizizlerim var biliyorsunuz. Burada bile borsada bile tutmuyorum çünkü sinir krizi geçirtebiliyor insana değil mi? Ben bunları arkadaşlar 2023-2024 gelmeden bozmayı düşünmüyorum. Ve çilizde iki haneli hedeflerim var. Yani iki hane, iki sayı olacak. Bunu söylemek istiyorum. Ee, Alexander Dreyfus'un dediğim gibi bu sandbox ile anlaşması önemli. Ve geçmişten sizlere çiziz yorumları getirdim biraz. Daha da vardı arkadaşlar bunlar silmişler. Yani Chiliz güzel bir atak yapınca adam silmiş e veya farklı forumlarda da vardı. Adamlar silmişler. Bunda param olmasına rağmen CEO Alex'e güvenemiyorum. Pek biraz daha istediğim seviyeye geldim. Arkadan kaçmadan çıkacağım. Arkadan bakmadan kaçacağım. Ve bu adam çıktığı zaman açın bakalım grafiğe Chiliz bundan sonra kaç x yapmış. Sonra bakın dün aldım dünyanın zararını ettirdi. Açın bakalım bu tarihte Chiliz neredeymiş ve kaç x yapmış sonrasında. Ve bunlar hala devam ediyor. Bakın burada Alex'e güvenmediklerini söyleyen birileri daha. Ve bunu daha geçmişte çok daha fazla görüyorduk. Dediğim gibi bulamadım. Veya da sildiler arkadaşlar. Çoğunu bulamadım açıkçası. Ee, sonrasında şunu da söylemek istiyorum. Yani siz bunlar insanlar konuşur arkadaşlar. İnsanlar her zaman der. Ya şu, şu kötü bu şu kötü. Veya sizin hayatınızda da bu böyledir. Ama sizin ne karar aldığınız önemlidir. Siz bu projeye güveniyor musunuz? Siz bu projeye dünya kadar resmi orta olduğunu biliyor musunuz? Ve bu projenin her alana yayılabileceğini biliyor musunuz? Kendini hemen metaya entegre edebileceğini biliyor musunuz? Biliyorsanız bunu tutmaya devam edeceksiniz. Fakat inanmıyorsanız, bunlar gibi düşünüyorsanız direkt olarak çıkış yolu arayacaksınız. Bu kadar basit. Yatırım kararlarınızda kendiniz özgürsünüz. Bunları yapabilirsiniz. Ben Chiliz'e güvenmeye devam ediyorum. Hatta korkmuyorum bile. Bazı coinlerde mesela insanlar korkar der. Shit aldım. Adamın sahibini bile bilmiyorum. Ne yapıyorlar? Bunlar ne yapıyorlar? Dünya devleriyle ortaklık yapan bir coininiz var ve siz de bunun sahibisiniz. Yeterince düşünün arkadaşlar kendi kararınızı verin. Ben dediğim gibi kendi görüşlerimi anlattım. Eğer ki Çiliz ile ilgili daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.